Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Amin. Euzü besmele çekin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselesiz iş yürümez. Bunu herkes, her Müslüman, her iman eden kimse bilecektir. Biz bir aciz kuluz. Hepimiz de aciz kullarız. Elbise veya üniforma giymekle insan efendim bir şey olmuş olamaz. Yok. Üniformayla bir şeye ulaşılamaz. Besmeleyle ulaşılır. Amin. Merhaba. Merhaba. Nasıl Karadenizliler? Elhamdülillah. Sağlığına duacıyız. Sağ olasın. Siz sağ olun. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah Allah. Ne yapalım bizim... Bizim yolumuz sohbet yoludur. Elhamdülillah. Sohbet edeceğiz. Ne birkaç kelime söylediklerse söyledikleri biz de size nakledelim. Elhamdülillah. Bugün efendim Rabi'ul Evvelin son salı günüdür. Evet. Hicri tarihimizdir bu. Bizim olan. Şimdi biz Avuz Besmele'yi çekelim. Hem söyleyen hem dinleyen kâr etsin. Bir şey anlasın. Değilse besmelesiz iş yürümez ve kimse bir şey anlamaz. Efendim, kalpler mutmain olmaz. Efendim, acayip bir hal olur. Biz Müslümanız, elhamdülillah. Besmele-i Şerife'yi söyleriz. Şeytandan da Allah'a sığınırız. Söyledik. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifi ve Müslümanlara verdikleri, Müslüman kullarına takdim ettikleri kılıçtır. Bismillahirrahmanirrahim. Her günün muhtevası, uydurmaca içeriliği, efendim, ayrıdır. Amenna. Nitekim bugünkü olan hadiseler dün de yoktu. Yarın meydana gelecek hadiseler
efendim bugünküne benzemez. Doğru. Her günün kendisine göre bir şahsiyeti vardır. O şahsiyet kıyamet gününde birer birer gelecektir. Ona göre yaşayan insana o günde ne yaptılarsa ona göre muhakeme edileceklerdir. Ha. Bu bizim itikadımızdır. Amin Nabasadık. İnancımız bu. İsteyen inansın diyor Cenab-ı Allah. İstemeye inanmaz. İnanana kar var, inanmayana zarar var. Doğru. İnananlar kar eder, inanmayanlar zarar eder. Hiç bu ölçü bozulmaz. Müminin kazancı başka, kafirin zararı başka. Mümin kar edendir, kafir zarar edendir. Dünya kurulalı 7000 sene oluyor. Yani üzerindeki insanoğlunun bulunuşunun ilk gününden bugüne şimdi 7. binin içerisinde yürüyoruz. Bir gün Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, Allah onun izzet ve şerefini ziyade kılsın. Amin. Tazim ederiz. Ayağa kalkarız. Şimdiki beyler efendim bir çalgı çalar efendim ayağa kalkmayana ceza verir. Bu milli marşımızdır. Neye oturdun diye sorar. Peki. Cenab-ı Peygamber'in ismi anıldığı vakitte biz ayağa kalkarız. Bize mükafat vardır. Kalkmayana melekeler der ki neye kalkmadın? Ne için kalkmadı? Kimin ismi anılmıştır? Allah sevgilisinin ismi anıldı. Ne oturursun? Hayvan gibi. Kalk yukarıya. Melaike onlara bir şamar atar. Onun için biz kendi halimize göre kendi dinimizin icablarını ve edeplerini yerine getirmeye uğraşıyoruz. Mümkün mertebe. Karadenizliler nasıl? Elhamdülillah. He? Elhamdülillah. Siz sağlam Müslümansınız diye biliniyorsunuz. Öyle bir hareket göremiyorum. Çünkü akıllarını hamsi yemiş. Hamsi balıkları yemiş Karatanüzlerin akıllarını, hiçbir hareketleri yok. Ben Müslümanım demeye çekiniyorlar, korkuyorlar. Bana Allah'tan kork. Belki bu gece son gecendir, belki yarın son günündür. Belli mi? Belli değil. Nasıl? Müslümanlıktır, sizin Müslümanlığınız. bu biz bir şey bildiğimiz için değil, lakin bu yere oturduğumuzda efendim bizim kalbimize bir yol vardır. O yoldan biz hitap ederiz. Allah'a bir can borcumuz var. Kimseye borcumuz yoktur. Ne hükümetten ayrı kaldık,
ne hükümet bizden bir şey aldı. Şimdi her günün ayrı bir şahsiyeti var. Muhtevası başka türlüdür. Şimdi bugün efendim Hicri senenin 1433 yılının Mevlid-i Şerif ayının son efendim salı günü. Bundaki zuhurat bambaşka oldu. Bugünün başka bir hususiyeti oldu. Belki başka ülkelerin bununla o kadar alakaları yok. Lakin bütün Türkiye'nin her yerinde efendim bugünkü görüntü herkesi heyecanlandırdı. Kimisi merak etti, kimisi şüpheye düştü, kimileri korkuya düştü, kimileri efendim deli divane oldu. Ne için? Ne için yahu diyoruz? Ya Şeyh Efendi sen işitmedin, neyi işitmedik yahu? Necmettin Bey size mi bıraktı ya? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Fevkalade bir şey yok. Herkes ölümü tadacaktır. Amin. Öyle Şeyh Efendi ama bu mühim bir kimseydi. Ne gibi ehemmiyeti kimseydi diyorum. Ki bugün toplanan ahalinin çoğu Necmettin Bey merhumun ilk Konya'daki hitabını işiten adam belki pek azdır ya işitmemiştir. Bu fakir işitmişim. Gerçi o bizden daha gençti. Efendim ben 45 yaşındaysaydım o 40 yaşındaydı. İlk işittim ben o muhterem kişinin hitabını işittim. Ki kalbim çok yani acayip bir hale düştü. Hafızam da, kalbim de onun ilk Konya'daki konuşmasını bizzat dinledim. Efendim, ve kalbim çok ferah oldu. Dedim ki Cenab-ı Hak bu milletin atalarının ve ecdatlarının dökülen kanları hürmetine bu memleketi kafir memleketi yapmaz. Amin. Elbette ki Cenab-ı Hak bu milleti uyandıracaktır. Elbette ki bu millet şimdi sağını solunu bilemiyor. Önünden arkasından haberi yoktur. Lakin bu duvarı yıkıp da dışarıdaki manzarayı onlara gösterecek bir kimseler gönderecektir Cenab-ı Allah.
Allah Allah. Allah Allah. O kimsenin hitabından o kadar manevi haz duydum. Bugün rahmeti rahmana kavuşan. Gel be. Rahmeti rahmana kavuşan. Efendim. Necmettin Bey. Uydurma soyadı Erbakan. Erbakan olmaz. Ere bakan de hiç olmazsa. Veya yere bakan de. Bırak Aradenizler. Türkçe bilirsiniz. Erbakan. Manasız bir söz. Hiç olmazsa yere bakan de. Veya göğe bakan de. Veya tarihe bakan de. Veya millete bakan de. Veya sağına bakan de. Veya soluna bakan de. Veya camilerine bakan de. Veya hükümetine bakan de. Veya tapındıklarına bakan de. Değil mi ya? Anlar mısın bizim Türkçeyi? Yoksa evet. Anlamaz mısın? Açacak. Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bırakmaz. Dinini yere düşürtmez. Amin. Ecdadımızın, atalarımızın döktükleri kan İslam içindü. Müslümanlık içindü. Ya Allah rızalığı içindü. Gösteriş için değildi. Ne dediler? Efendim? Duymadım mı şey? Neyi duyayım yahu? Bir kulağın duyar, bir kulağın duymaz. Hızlı da söylemeyin. Torun geldi benim de. Bana dedi ki, Şeyh dedi, Erbakan Bey'i diyor, öldü. Ha? Ne oldu? Kalıcı mıydı? Ne bileyim biz kalıcı mı, kalmayıcı mı? Efendim, öldü diyor. Yani nasıl oldu da öldü? Allah yatı yatırken öldü dediler. Karadeniz öyle mi? Evet. Ayakta mı öldü yatırken be? Yatarken. Ha? Yattığım vakında teslim olduğum demek manasıdır. Yerlerin göklerin sahibine teslim oldum. Teslim olmayacağın adam mı var? Beyler, paşalar, cumhur reisleri, şu reis, bu reisler. Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmayacağınız var mı? Söylesene. İki, mahşeri kalabalık olan cenaze birisini işittim, ikincisini gördüm. Birincisi Tece Devleti'nin kurucusu efendim birinci cumhur reisinin cenazesini o zaman görüntü yoktu da efendim bu radyolar ilk çıkmıştı. Ve onda efendim şey diyor bir daha filme çektilerdi. Bu şimdiki bu aletler yoktu o zaman. Ki efendim 38'de 1938'de bütün millet efendim
radyolarda ağlayanların sesi belki buradan Karadeniz'e yetişirdi. Allah Allah. Hepsi ağlayıp duruyor. Ha. Efendim ve onun cenaze töreni belki kalabalık şimdiye kadar olmamıştı. Allah. Ha. O zaman birinci cumhur reisinin efendim cenaze töreninde kalabalığın çoğu da acayip kadınlar, genç insanlar, bir de her memleketten bir kıta asker gelmişti cenaze törenine, o merasim için. Efendim, o Ankara'nın efendim bulvarı ordularla efendim cenaze top arabasında efendim maşeri kalabalık gördüm gazetelerdeki resimlerinden, bir de filmlerinde. Efendim, o kalabalık gördüğü o kalabalık kadar o zamana kadar hiç görülmemişti. Şimdi bugünkü kalabalık milletin kendi evladını kendisinin kabul edişinin ve sevgisinin ifadesi olarak bütün memleket ayağa kalktı. Ki o dışarıdan gelen insanlarla kalabalıklaşmıştı cenazesi birinci cumhur reisinin. Şimdi bunun kalabalığı efendim milletin bağrından çıkıp geldi. Evet. Ve o kalabalığı, bugünkü kalabalık belki o zamandaki kalabalığı 50 bin kişi diyebiliriz Ankara'da. Efendim, bugünkü kalabalık milyonlarla insanın kalabalığıdır. İşte bir onu gördüm. Ben o vakit 17-18 yaşlarındaydım. O vakit gördüm. Ondan sonra çok cenazele oldu da şimdi bu mübarek kardeşimizin cenazesindeki insanlar mecburi değil. Evet. Kendi ihtiyarlarıyla, kendi efendim sevgileri ve saygılarıyla İstanbul'u istirah etti millet. Dediklerine göre bugün kalabalık 5 milyonun üstündedir. Evet. Maşallah. Evet. 5 milyon insanın gönlünde yattı. Gelemeyen 60-70 milyonun da gönlündedir. Doğru. Gönüllerine gömülmüştür bu kimse. Doğru. İşte bunu söylüyoruz. Efendim, bugünkü hadise buna işarettir. Ki acayibe geldi. Efendim, hiçbir zaman cumhur reisi bir cenazeye böyle hazır olup bütün erkan-ı devlet ve askeri erkan, evet, kumandanları hepsi de efendim böyle saygıyla gelip onun huzurunda durur. Bir hikmet var. Evet. Evet. Ne için yaptılar bunu? Doğru. İşte o ne içini istiyorum ben. Açıklayacak adam. Bu adam ne yaptı ki efendim bütün ricali devlet, hükümet, efendim dışarıdaki İslam ülkelerinden gelen beyler, paşalar, krallar
Hepsi orada hazır olup böyle el pençe yuvan, başları önlerinde saygıyla doldurma. Bir kefene sarılmış, bir basit bir tabutun içerisinde üzerine yalnız yeşil bir evet. örtük olmuş, yazmazı da yok. Evet. Baş tarafına dedim hiç olmazsa bir başlık koyaydınız da bir kapello derler. Şapka koyaydın ama şey hani sen bunadın mı? Ne bunaması ya? Eskiden efendim tabutların baş tarafına ya fes korlardı ya sarık ya kavukları konurdu. Bu kimsenin tabutu erkek olduğuna delalet edecekti. Bir şey koysadınız. Ne değerdi başına? Şapka giydi mi? Giymedi. Acayip. Takke? Takke giydi. E takkesini koyaydınız. Kadınların şeylerine, tabutlarına eski usulümüz üzerine efendim yemeli vallalardı. Bilinir kadın olduğu. Hatun kişi niyetine. Bu bütün rütbelerinden efendim sıyrılıp bir cenaze olarak musalla taşına konmuş efendim sonunda imam namazını kılmak için ileri geçtiğinde müezzin efendiler dediler ki ergişi niyetine. Ben dedim ki nasıl ergişi niyetine? Söylesene de be, başbakan, cumhur reisi olacak adam, milletin bağrından muhabbeti olan adam diyerekten söyleseydi ya, ne dedi? Bütün dünyadaki rütbeler bitti. Ne dendi? Ergişi niyetine, Allah için namaza, Resulullah için salatu selama, meyyit için duaya niyet edin. Dört tekbir ile cenaze namazına Allahu Ekber. Bütün mahşeri kalabalık Allahu Ekber. Nasıl heybetlendi mi meydanlar? Evet. Ha, böyle Karadenizliler. Ha? Evet efendim. Kaç bin Karadenizli vardı orada? 200'den aşkın. Belki yarım milyon Karadenizli evet. vardı yani orada. Ergişi niyetine. Birinci Cumhur Reisi'ne çağırmadılar. Getirip musallaya koydurmadılar. O zamanki zihniyet. Getirip koysana milletin önüne. Ergişi niyetine namaz kılasın. Ne mahrum ettin onu? Mahrum edenler kimlerdir? Şeytana tapanlardır. Bırakmadılar o birinci Cumhur Reisi'ni. Önüne tapıdı konulsun ve millet namazını kılsın. Gizliden neye gizlersin? Söylediğimiz tarihtir. Aman. İstediklerine kadar baksınlar. Biz burada yalan söyleyecek adam değiliz. Soruyorum. Ne için gizlediler? Birinci Cumhur Reisi Müslüman değil miydi? Ne için yıkamadılar? Ne için kefenlemediler? Ne için milleti önüne koyup da namazını kıldırmadılar? Kimdi? Hangi zihniyet? AK Parti'nin işi miydi? Yoksa Halk Partisi'nin miydi kuvvet? Bunu men eden Halk Partisi'ydi o zaman. Bırakmadılar namazı kılınsın. Millet ağlayıp durdu.
namazını kılacaktı. Kıldırtmadılar. Kefenletmediler. Göstermediler. Efendim alıp süratle mezahaneye koydular. Bu ayıptır. Ama kime söyleyecek? Aşikare ediyorum. Bütün millet bilsin. Erkan-ı devlet da bilsin. Efendim şanlı o ordularımızın paşaları da bilsin. Onlar da genç, benim torunum yerinde hepsi. Onlara da söylerim. Sorun ne için mahrum ettiler birinci cumhurreisini? Ha? Cevap yok. Cevap yok. Hoca mı yoktu gelip onun namazını kıldırmaya? Ne apar topar götürüp mozahaneye koydunuz? Dünyada duyuldu mu? Ölen kimseyi mozahaneye koysun. Gerçi Mısırlıların ilk firavunlar mumya yapıp da şey vurdu, gene dini merasim yaptırırdı. Birinci Cumhurreisine dini merasim yaptırtmadılar. Neye sormaz erkan-ı devletimiz ve şanlı ordularımızın beyleri ve paşaları neye sormuyor bunu? O kimsen birinci Cumhurreisinin bizim üzerimizde hakkı yok muydu? Bizim de onun üzerinde hakkımız yok muydu? Neye mahrum ettiler? Soruyorum. Bu konuşmayı yapacak adam yok şimdi Türkiye'de. Söylüyorum. Baksınlar. Kim yaptı bu işi? Öteki bütün İstiklal Muharebesi'nde olan paşaların hepsinin yıkanması oldu. Kefenlenmesi oldu. Efendim mezarlığa gömülmesi oldu. Mezahaneye gönderilen adam yok. Ne için bu mezahaneye koydunuz? Sorsun paşalarımız. Sorsun millet. Yapılmadı. Bu kimse bak sivildi. Sivil bir kimse. Efendim bu herkese telefon, telgraf mı verip de o ahaliyi topladı oraya? Yok. Demek milletin vicdanının sesidir o. Onları oraya toplayan. Belki 3 milyon, belki 5 milyon insan vardı bugün orada. Sessiz sedasız. Evet. Tekbir çekerekten içlerinden götürüp bir Evliyaullah'ın huzuruna takdim ettiler. Birinci Cumhurreisini efendim ayrı ona bina yapacaklarına, onu bir evliyanın yanına neye götürmediler, gömsünler? Ne için? Kim yaptı bunu? Tarihe sorsunlar. Tarihteki ifadeyi alsınlar. Mahkum etsinler bunu yapanları. Bu sözü şimdi ne Diyanet İşleri söyleyebilir, ne Erdoğan Bey söyleyebilir, ne Gündoğan Bey söyleyebilir, ne Abdullah Bey, Gül Bey söyleyebilir, ne Erkan-ı Harbiye Reisi söyleyemez. İşte bu. Ne oldu? Millet bu gırcının içerisinde. Gırcı. Kışın yani en şiddetli zamanında sabahın köründen akşam ezanına kadar sokaklarda bunları durduran, bu sevgi tezahürüne sebep olan mesele neydi? Bunun sırrını çözsünler. Beyler paşalar, Şeyh Efendi bey deme yahu bay de, paşa deme, general de. Bu ne general Türkçe değil ki. Türklerde general yoktu. General mesela
Rus generali, efendim, Alman generali, efendim, Yunan generali, efendim, Bulgar generali denir. Lakin bizim generalle işimiz yok. Biz kendimiz bu dünyaya hükmeden imparatorluğu kuran kimselerin kafirlere benzemeye, illa kafirlerin yaptığı yapmaya bir zorlayan bir unsur yoktu. Onun için bizde paşa vardı. Ne için paşalığı kaldırıp da general koydular? Biz generalle ne yapacağız? Paşa. Gene millet paşa der. Ama resmi unvanlı olaraktan efendim general. Generali ben kabul etmem. Paşa de. Paşa de. Şimdi mareşal, ne mareşalı? Müşir de, felip de. Neye kaldırdı eski tabirleri? Dünyayı alt üst eden bizim paşalarımızın ünvanı ne kaldırdı? Gavurun ünvanını koydum oraya. Bu kadar. Şimdi ne diyoruz? Cenazenin arkasında efendim şeyler geldi, generallar geldi dedi. Buraya general deme, paşalar geldi. Paşalar diye değil çünkü başlarındaki kaskete bakarsan Avrupa'nın generallarına benzerler. Biz kartlaşmak istiyoruz. Onun için her şeyimizi kartlara benzeteceğiz. Kartlılar sizin canınıza kasteden milletler be. Kartlılardan hangi devlet senin devletini ister, ya varlığını ister veyahut da şanlı bir mazinizi kabul eder? Kim var? Ne diyeceğiz biz onlara? Bu Karadenizler. Doğru söylüyoruz efendim. Konyalılar, Erzurumlular, çok hesaba çekilecek çok mesele var. Neyse biz işi uzatmadık. Sabaha değil gelen haftaya kadar söylenir bu mesele. Lakin şimdi bizim demek istediğimiz bu toplama kalabalık değildi. Birinci Cumhur Reisi'nde toplama kalabalıktı. Milleti bırakmadılar istediği gibi cenazesine sahiplik yapsın ve gömsün. Dışarıdan bir sürü asker getirdiler. Mareşalları da geldi. İngiliz'i hepsini bilirim. Şimdi paşalar hepsi benim torunum yerinde adamlardır. Bir şey bildikleri yok. Ben reyel ayın görmüşüm. Şimdi bu onlar toplama. Bunlar kalpleriyle, kalplerinden muhabbetleriyle bu merhum Necmettin Bey'ine efendim onun namazını kılmaya, ona dua etmeye koştular. Toplama kalabalık değil o. Demek ki milletin gönlünde yer etmiş o. Millet sabahın kırıcısından yatsıya kadar buz kesmiş. Yani İstanbul'un içerisi ayakta tir tir titreyerekten onu beklediler. Aşk olsun. Bunlar demek ki bizim milletimiz Kadir Şinas'tır. Evet. Kadir Şinas olduğu için bu hizmeti yaptığından dolayı merhum efendim Necmettin Bey onun son yolculuğuna ona mürafakat için toplandılar mağripten maşriktan her taraftan dışarı ülkelerden
beyler, paşalar, sultanlar da geldi, krallar da geldiler. Hepsi. Ordum uçandı, ordunun efendim kuvvet kumandanları olan paşalar da geldiler. Demek onların kalplerinde de bir şey var. Bir şey olmazsa bize ne? Ahali istediğini yapsın der. Doğru. Demek ki ordunun kalbinde de bir yaşayan, bir acayip bir hayat unsuru vardır. Aşk olsun. Paşalar da dua ettim. İyice dua yaptım ben onlara. Ah 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 Allah ya Allah. Subhanallah ilahiyyem. Bu kadarla bırakayım çünkü bundan fazla daha 10 defa söylenecek mesele var. Lakin yaşlandık. Bizim de bu gece ona yapacak hizmetimiz oldu. Efendim mübarek Merkez Efendi Hazretlerinin daveti oldu oraya. Ruhaniler yetişti. Teslim aldılar. Teslim merasiminde bizim de ruhaniyetimiz oldu. Allah'a şükür. Biz ahalinin içinde görünecek adam değiliz. Lakin bize davet oldu. Onun karşılaması oradaki Ahiret Sultanı, Merkez Efendi daveti üzerine hem cenaze namazı kıldık orada, hem duasını yaptık, hem kabul olundu orada. Neyse Merkez Efendi onu oraya istediğini oraya bırakır, istemediğini koymaz. Karşılanmıştır. Elhamdülillah. Ferahlanmıştır. Ve kabri Ravdatun min Riyadı Cennet kılınmıştır. Sorusunu tamam vermiştir. Bu da müjdedir. Ey Osmanlı'nın mirasında oturan Tece devleti, devlet ricali, dikkat ediniz ki kabristana bir gün gideceksiniz, karşılanasınız, kovulmayasınız. Bu mübarek kimse kabul edilmiş, karşılanmıştır ruhaniyetleriyle. Onun için ruhani zatlardan bir kimse kalabalıkta yoktu. Lakin akşamla yatsı arası bize de izin oldu. Oradaki karşılamaya mübareği efendim işi iyidir. Yeri rahattır. Ağlamayız. Allah makamını âli eylesin. Mekanı cennet-i firdevs olsun. Amin. Amin diyenlere de onun cenazesinde hazır olup bir Fatiha çekenlere de Allah İslam'a hizmet ve iman ile dünyadan göçmek nasip eylesin. Amin. Milletimizin şan ve şerefi yücelecektir. Amin. Küfür yıkılacaktır. Amin. Ya Allah! Amin. Askere dayalı devlet yıkılır. Dine dayalı devlet yıkılmaz. Karatenizliler. Doğru efendim. Hak. 700 sene dine dayalı imparatorluğumuz var. Saltanatımız var. Kimse yıkamadı. Ta ki bu son harekette bizi Avrupa'dan kovduran unsurlar, askeri unsurlar, onlar imparatorluğumuzu yıktı. Askere dayalı devlet yıkılır, dine dayalı devlet yıkılmaz. Bunu bileceksiniz. Başka iş karıştırma, arkasından yollanırsınız siz de. Kutbul mütesarı olan zat hazırdadır. Kimin itirazı varsa seneyi doldurmaz. Onlar da kabristana ama böyle şereften gidemez. Devlet töreni başka, İslam'ın
efendim saltanatı başkadır. Amin. Maşallah la kuvvete illa billah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Fel hukmu lillahil aliyyil kebir. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Elfü salat, elfü selam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. İslam'ın sancakları açılsın. Amin. Fatiha. Üç çeyrek oldu. Efendim hiç vakti anlamadık ki biz. He? Vakti anlamadık biz. Sanki şimdi başladı konuşma efendim. Allahu Ekber. Bir saat. Nasıl be Urku'ya? Maşallah. Hiç duymadığımız şeyler efendim. Nerede duyuyorsun? Söyledi ki kimse duymamış. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Yine kimsenin bilmediği bir meseleyi onu da ilave edeyim araya. Ki Ankara'daki merasimde İngiltere Krallığı Hindistan İmparatorluğu'nun gönderdiği Mareşal Waldheim vardı. Efendim ayağı arızalı olduğu için arkasında yürüyemedi. Ve balkonda elinde Mareşal asasıyla selam durduğuna dair de gördüm ben onu. Ki kimsenin haberi yok bundan. Waldheim, Mareşal. Efendim resmi kıyafetiyle balkondan bu kortej geçerken selam durdu. İngiliz askeri kıtası da yürüdü arkasından. Onu da gördüm. İsterlerse tarihe baksınlar. Bizim bildiğimizi onlar bilemez. Reyel ayn. Gözümle gördüğüm meseleden söyledim ben onlara. Allah'a şükür. Aklımız yerimizdedir. Şükür Allah'a. Subhanehu ve Teala. Kadirun muktedirun olan Allahu Zülcelal. Hakkı izhar eder. Batıl batacaktır. Amenna. Şami inne lena. من العناية ركنا غير من هديمين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أكبر الأكبر Allahu ekber ekber. Allahu ekber ekber. Lillahil hamd. Fatiha. Cümle geçmişlerimize.